Eksi 2 küçüktür 1 bölü x artı 2 küçük eşittir 1. Eşitsizliğini sağlayan en büyük iki farklı negatif tam sayının toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bu soruyu iki parçada çözebiliriz. İlk olarak şurayı aldığımızda eksi 2'yi sağ tarafa atalım burada 0 kalsın. 1 bölü x artı 2 artı 2 şeklinde gelmiş oldu. 2x artı 4 bir de buradan 2x artı 5 bölü x artı 2. 0 küçük eşittir diye başladık. Şimdi arkadaşlar burada hem payı hem paydayı 0 eşitleyip kökleri bulalım. 2x artı 5 eşittir 0 olursa 2x eşittir eksi 5 olur. x eşittir eksi 5 bölü 2 olarak gelecektir. x artı 2 eşittir 0 diyecek olursak x eşittir eksi 2 olacaktır arkadaşlar. 2 tane kökü bulduk. bunu şimdi sayı doğrusunda gösterecek olursak bunu daha doğrusu bir tabloda gösterecek olursak eksi 5 bölü 2 ile eksi 2'yi yazarız bu şekilde. Ee, x'in önünde pozitif bir ifade var artı 2 var burada da x'in önünde 1 olduğu için artı ile başlıyorum eksi ile devam ediyorum artı ile bitiriyorum benden istediği yer neresi sıfır bunlardan küçükse bunlar da sıfırdan büyüktür sıfırdan büyük olan yerleri istiyor benden yani dolayısıyla burayı ve şurayı alabilirim ben arkadaşlar yazıyorken de şöyle yazarım eksi sonsuzdan başlarım eksi 5 bölü 2'ye kadar küçük tür olduğu için normal parantez koydum. Birleşim diyorum. Eksi 2'den başladım. Artı sonsuza kadar devam ediyorum. Şimdi bir de sağ tarafını alacağız arkadaşlar eşitsizliğin. Yani şuraya alacağız. 1 bölü x artı 2. Biri sol tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. Küçük eşittir 0 oldu. Eksi x eksi 2 artı 1'den. Eksi x artı 1 mi? Eksi 1 geliyor. Eksi x eksi 1 geliyor. Pay kısmı payda kısmı da x artı 2 oldu. Küçük eşittir 0 oldu. Burada hem payı hem paydayı 0 eşitleyeceğiz. Ee, ne geliyor buradan? x eşittir eksi 1 geliyor. Buradan da x eşittir eksi 2 geliyor arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle tablomuzu oluşturalım. Eksi 2 eksi 1 diyelim. X'in önünde eksi var artı var. Bölündüğünde eksi olacaktır. O zaman biz de eksi ile başlıyoruz. Artı ile devam edip eksi bitireceğiz. Bizden nereyi, nereyi istemişti? Sıfırdan küçük eşit olan yerleri istemişti. Dolayısıyla şurayı ve şurayı istemiş. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar. Burada aslında eşitlik var. Köşeli parantez koymam gerekir. Ama eksi 2 paydayı sıfır yapıyor. O, o yüzden köşeli parantez koymuyorum. Normal parantez koyuyorum. Birleşim diyorum ama eksi 1'e köşeli parantez koyabiliriz. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok. Eksi 1'den sonsuza kadar dedik. Şimdi bu iki bulduğumuz çözüm kümesini birleştirelim arkadaşlar. Nasıl birleştireceğiz peki? Sayı doğrusunda birleştirelim. Şöyle bir sayı doğrusunda ikisini birleştirelim. Eksi 5 bölü 2 şurada olsun. Eksi 2 şurada bir yerde olsun. Eksi 1 de burada bir yerde olsun. Şurada geçen sayıları yazdım teker teker. Şimdi birinci bulduğumuz çözüm aralığında... Eksi, sonsuz, eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye kadarını bir işaretle diyor. Hemen geldim işaretledim. Eksi 5 bölü 2'yi almadım. O yüzden şurası açık oldu. Eksi 2'den başla sonsuza kadar devam et diyor. O zaman şöyle eksi 2'den başladım. Sonsuza kadar devam ediyorum. Diğerinde demiş ki eksi sonsuzdan başla eksi 2'ye kadar gel demiş. O zaman şöyle yapıyoruz. Eksi sonsuzdan başladım. Eksi 2'ye kadar geldik. Şöyle Eksi iki de normal parantez var. Dolayısıyla açık olacak. Eksi 1'den başla artı sonsuza kadar git diyor. Şöyle eksi 1 de hatta kapalıdır burada. Peki e, bunların ikisinin de olduğu yerler aslında bizim çözüm kümemiz olacaktır arkadaşlar. Yani hem maviye hem yeşile boyanan yerler nereler oralar diye baktığımızda eksi 5 bölü 2'ye kadar ikisi de var. O zaman eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye kadarını aldık arkadaşlar. Eksi 5 böl bölü 2 de normal parantez. Çünkü şurası açık olduğu için. Birleşim diyorum. Burada da eksi 1'den başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla eksi 1 burada dahil iç kapalı olduğu için. Eksi 1'den artı sonsuza kadar devam ettim. Bize ne demişti? Demişti ki en büyük iki farklı negatif tam sayının toplamı demişti. Şimdi burada eksi 1'i alabiliriz mesela. Zaten en büyük negatif e, tam sayımız eksi 1'dir. Eksi 1'i aldık. Daha başka yani şurada başka negatif negatif tam sayı bulamıyorum zaten. Burayı eledim. Şuraya baktığımda eksi 5 bölü 2 ne demektir aslında? Eksi 2 buçuk demektir. Biraz daha düştüğümüzde tam sayı olarak ne var burada en büyük? Eksi 3 var. O zaman diğeri de eksi 3'tür diyeceğiz. Bu ikisinin toplamını sormuş bize. Cevabımız Ceyhan seçeneği eksi 4 x kare x 16 çarpı 7 eksi x büyüktür 0 eşitsizliğinin doğal sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi x kare x 16 iki kare farkıdır. Dolayısıyla x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bir de 7 eksi x var büyüktür 0. Bunların kökünü bulalım şimdi arkadaşlar. x eşittir 4 geliyor buradan. Buradan da x eşittir eksi 4 gelir. Buradan da x eşittir 7 gelir. Tablomuzu oluşturalım hemen. Şöyle bir tablo oluşturuyorum. En küçük kök burada eksi 4'tür. Yazdım. Bir büyüğü 4 olarak geldi. Bunu da yazdım. Bir büyüğü de 7'dir. Bunu da yazdık. Şimdi burada eksi x var. Burada x kare var. Çarpılınca eksi x küp oluyor. O zaman eksi ile başladığı için ben de buraya eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi artı şeklinde devam ediyorum. Benden nereyi istemiş peki? Sıfırdan büyük olan yerleri istemiş. Sıfırdan büyük olan yerler şurası ve burasıdır arkadaşlar. Bize ne demiş? Eşitsizliğin doğal sayılardaki çözüm kümesi. Şimdi eksi 4'ten küçük olan yerleri almam o zaman doğal sayı dediği için. 4 ile 7 arasında olan yerleri alarım. Ee, ama eşitlik yok. O zaman 4 ile 7'yi almam. Aralarında ne var? 5 ve 6 var. Cevabımız da budur. Cevabımız Adana seçeneği. Aşağıda y eşittir fx artı bir fonksiyonu, graf, fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş x artı birin karesi çarpı fx büyük eşittir sıfır. Şimdi arkadaşlar buranın köklerini bulalım. x artı birin karesi eşittir sıfır dediğimizde e, x buradan eksi bir eşit oluyor. Kareden dolayı biz buna çift katlı kök diyorduk. Çift katlı kök dedik. Bir de fx'in sıfır eşit olduğu yerleri bulalım. Bunu nereden bulacağız? Bunu gideceğiz şuradaki grafikten bulacağız. Grafikte fx artı 1'in grafiğini vermiş bize. Yani x yerine 5 yazdığımızda f6'nın aslında sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2 yazdığımızda 2 artı 1'den f3'ün sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada da x yerine eksi 4 yazdığımızda eksi 4 artı 1'den f eksi 3'ün 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki x değeri ya 6 olacaktır ya 3 olacaktır ya da eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablomuzu oluşturalım. En küçük bulduğumuz kök eksi 3, bir büyüğü eksi 1 ama çift katlı kök, belirtelim bunu. Bir büyüğü 3, bir büyüğü de 6 dedik. Şimdi buradan fx, sağ taraftan bakıyorum, artı ile başlamış. O zaman buradan artı gelecektir. x artı 1'in karesi de artı ile başlıyor. Dolayısıyla artı ile artının çarpımından artı gelecektir ve biz buraya artı ile başlarız. Artı, eksi, artı, çift katlı kök olduğu için artı ile devam ediyorum. Son olarak da eksi dedim. Şimdi burada sıfırdan büyük eşit olan yerleri işaretlememiz lazım bizim. Dolayısıyla pozitif olan yerler şuralar ve şurası. Burada eksi 3 ile 3 arasında olan yerleri aldık. Köşeli parantez mi, normal parantez mi diye baktığımızda eşitlik olduğu için buraya köşeli parantez dedik. Birleşim diyorum. 6'yı da alıyorum. Çünkü 6 dediğimizde 0'a eşitti. 0'a eşit olan yerleri de almıştık. 6'dan da başlayıp sonsuza kadar devam ediyor. Seçeneklere baktığımızda Bursa seçeneğinde verilmiştir doğru cevap. 11 bölü x eksi 5 küçüktür 0. 7 bölü 1 eksi x küçüktür 0. Şimdi buradan sadece x eşittir 5'ten bir tane kök yakalarız. Burada da x eşittir 1'den bir tane kök yakalarız. Tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Bulduğumuz iki tane kök var, birisi 1, diğeri de 5. Şimdi ilk olarak üsttekini yazıyorum, 11 bölü x eksi 5'i yazıyorum. Sonra da alttakini 7 bölü 1 eksi x'i yazıyorum. Şimdi burada 11 bölü x eksi 5'in kökü hangisi 5 değil mi? Hemen bunu gidiyorum, işaretliyorum. Eşitlik olmadığı için içi boş bıraktım buradan. 7 bölü 1 eksi x'in kökü de 1'dir. Hemen gidiyorum bunu da işaretliyorum burada. Eşitlik olmadığı için bunun da içini boş bıraktım. 11 bölü x eksi 5 o zaman sadece 5'te değiş 5'te işaret değiştirecek. 7 bölü 1 eksi x de 1'de işaret değiştirecektir. Burada x'in önünde artı olduğu için artıyla başladım. Burada değiştiği için eksiye döndü. Burada değişmeyeceği için eksiyle devam etti. Şuraya baktığımızda ise x'in önünde eksi var. O zaman burası eksi, eksi burada değişeceği için artı oldu. Ee, bizim aradığımız birincinin eksi, ikincinin de eksi olduğu durum. Yani ikisi birden eksi olacak. İkisi birden nerede eksi arkadaşlar? İşte şu aralıkta ikisi birden eksi olarak gelmiş. 1 ile 5 diyeceğiz. Köşeli parantez almadım çünkü eşitlik yok bunlarda. Ee, cevabımız da hangisi oldu arkadaşlar? Ceyhan seçeneği oldu. 5-x üzeri 2021 demiş oradaki kökümüz x eşittir 5 olarak gelecektir üstündeki tek sayı olduğu için çift katlı kök diyemeyiz şuraya baktığımızda x eşittir 1 gelecektir arkadaşlar üzeri 2020 olduğu için yani çift sayı olduğu için çift katlı kök deriz buna hemen yazıyorum çift katlı kök dedim aşağıdan da x eşittir eksi 3 geliyor bunun üzerinde de 2019 var Dolayısıyla bu da çift katlı kök değildir. Tablomuzu oluşturalım şimdi arkadaşlar. En küçük bulduğumuz kök eksi 3. Bir büyüğü 1. Bir, bir büyüğü ise 5 geldi. Şimdi baktığımızda eksi x'in 2021. kuvvetinden yine eksi gelecektir arkadaşlar. Eksi x'in 2020. kuvvetinden artı gelecektir. Artı x'in 2019. kuvvetinden yine artı gelecektir diyebiliriz. Bunları çarptığımızda da eksi oluyor. O zaman ben buna eksi ile başlarım ile başladım, artıyla devam ettim, ama burada şunu da unutmamam lazım. X eşittir bir çift katlı kök demiştik, dolayısıyla iki tane çizgi çekmemiz lazım. İki tane çizgi çektiğimizde ne oluyor? Artı ise yine artı şeklinde devam ediyor. Bir tane çizgi gördüm yine, bu sefer yine eksi olmuş oldum. Peki bizden istediği yer neresi? Buna bir bakalım şimdi. Bizden istediği yer sıfır küçük eşit olan yer. Yani eksi üçe kadar olan kısım ve 5'ten sonra olan kısım diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar geliyor. Eksi 3 dahil olmaz. Çünkü paydada eksi 3 ve payda 3 yazdığımızda paydayı 0 yapıyor. O yüzden normal parantez diyorum buraya. Birleşim diyorum. 5'i alabilirim ama. Çünkü burada küçük eşittir var. 5'i aldım. Sonsuza kadar devam ettim. Bize ne demiş? Eşitsizliğinin tam sayılardaki çözüm kümesinin elemanları toplamı kaçtır demiş. Bir de burada arkadaşlar 0'a eşit olduğu durumları düşündüğümüz için 1 yazdığımızda da 0'a eşit olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla birleşim diyorum biri de alıyorum diyorum. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar olan elemanlar nedir? Eksi 4 tam sayıları yazıyoruz tabii ki. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 şeklinde sonsuza kadar devam edecek. 5'ten sonsuza kadar da buradan devam edecek. 5, 6, 7, 8 diye sonsuza kadar gidecek. Ekstra olarak bir de 1 var. Şimdi bunları topladığımızda arkadaşlar. Eksi 5 artı 5 gitti. Eksi 6 artı 6 gitti. Eksi 7 artı 7, eksi 8 artı 8. 8. bu şekilde sonsuza kadar birbirlerini götürecek bunlar. Geriye ne kalıyor? Şurada bir eksi 4 kalıyor. Bir de burada 1 kalıyor. Eksi 4 artı 1'den de eksi 3 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. 3 üzeri x eksi 9 çarpı mutlak değer içerisinde x eksi 4 bölü mutlak değer içerisinde x kare artı 2x. Küçük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi her birini sıfıra eşitlediğimizde 3 üzeri x eksi 9 eşittir 0 diyorum. 3 üzeri x eşittir 9 oluyor. x eşittir buradan 2 oluyor. Bu birinci kök. İkinci köke baktığımızda mutlak değer içerisinde x eksi 4 eğer sıfıra eşitse burada sağlayan değer nedir? x eşittir 4 değeridir. Aşağıya baktığımda bunu şöyle ayırabiliriz aslında arkadaşlar. x parantezini aldığımızda x çarpı x artı 2 demektir aslında orası. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Buradan da bir x eşittir 0 bir de x eşittir eksi 2 geliyor. Tablomuzu oluşturalım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tablo oluşturalım. En küçük kökümüz burada eksi 2. Bir büyük kökümüz 0. Bir büyüğü 2. Bir büyüğü de 4'tür diyebiliriz. Şimdi burada şunu da tabii görmemiz lazım. Mutlak değer olduğundan dolayı şuradaki 4 de aslında işaret değişmeyecektir. Aynı şekilde e, mutlak değer olduğundan dolayı sıfırda da işaret değişmeyecek, eksi 2'de de işaret değişmeyecek aslında. Bunun sebebi sıfırdan büyük bir değer de versen, küçük de bir değer versen sonuçta her türlü mutlak değerden dışarı pozitif çıkacak. Bundan dolayı bunlar da işaret değiştirmeyeceğiz. Peki işaretimiz ne olacak? Buradan pozitif, buradan da pozitif. 3 üzeri x de zaten pozitif bir değer olduğu için çarpımları pozitif oluyor. Pozitifle başladım. 4'te de değişmeyecek dedik mutlak değerden dolayı. Artıyla devam ettim. 2 de değişebilir ama. Çünkü 3 üzeri x eksi 9'dan geliyor. Orada mutlak değer yoktu. Eksi oldu. 0 yine mutlak değerin içerisinden geldiği için. Yani şuradan geldiği için 0 değeri. Yine değişmeyecektir. Eksiyle devam edecek. Eksi 2 de mutlak değerden geldiği için. Yine değişmeyecek. Bu şekilde devam edecek. Bizim aradığımız yer neresi arkadaşlar? 0'dan küçük eşit olan yerler. Hemen gidiyorum. Negatif olan yerleri şu şekilde işaret diyorum. Peki bize neyi sormuş? Eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Doğal sayılar dediği için bir defa şu eksi 2'den küçük olan yerleri ve eksi 2 ile sıfır arasında olan yerleri zaten direkt iptal ettim. Doğal sayı dediği için sıfırdan sonrasını sayıyorum. O zaman sadece şurası kaldı geriye. Peki sıfırı dahil edebilir miyiz? Sıfırı dahil ettiğimde paydayı sıfır yapar. Dolayısıyla sıfır almayız. 1'i alabiliriz. 2'yi alabiliriz. Sonucu 0 yapacaktır. Eşit olduğu durumları da alabiliyoruz. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. 0'a eşit olan yerleri de alabiliyoruz ya. Dolayısıyla şurada 4'ü alabiliriz. Çünkü 4 4'ten bu da sonucu 0 yapacaktır. 4'ü de alabiliyoruz. Ama -2'yi alamayız. Çünkü paydayı 0 yapıyor. Alabileceğimiz 3 tane değer 1, 2 ve 4'tür. Toplamları da 7'dir. Cevabımız denizli. Aşağıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f(x 2) küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi grafik üzerinden şunu söyleyebiliriz: x yerine 3 yazdığımızda f 3ün 0'e eşit olduğunu, ama buradan çift katlı köktür çünkü bak şurada gelmiş ve yukarı çıkmış, işaret değiştirmemiş yani pozitif taraftan negatif tarafa geçmediğine göre burası demek ki çift katlı köktür diyeceğiz. Eksi 2 de. Aynı şekilde 0'a eşit olacaktır arkadaşlar. F eksi 2 eşittir 0 olacaktır. Ve şuradaki eksi 6'da da 0'a eşit olacaktır. F eksi 6 eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi şuranın çift katlı olduğunu bir yazalım. Çift katlı diyorum. Şimdi burada bize f x eksi 2 küçük eşittir 0 demiş. f x eksi 2 küçük eşittir 0. Şimdi biz fx-2'nin 0 eşit olduğu yerleri arıyoruz. Ee, sonucu 3 olduğunda yani şu içerisi 3 olduğunda sonuç 0 oluyor mesela. Dolayısıyla x-2 eşittir 3 ise x buradan 5 geliyor. Bu birinci kök. Bu çift katlı olan kök hatta. Onu da yazalım. Çift katlı diyelim. x-2, eksi x 2 eşit olduğunda da sonuç 0 olur. Dolayısıyla x buradan 0 olacaktır arkadaşlar. x-2 eksi 6'ya eşit olduğunda da x eksi 4 olacaktır ve sonuç yine 0 olacaktır diyebiliriz. Buradan şimdi tablomuzu oluşturacak olursak en küçük kökümüz nedir burada? Eksi 4'tür. Bir büyüğü 0'dır. Bir büyüğü de 5'tir. 5 zaten çift katlı köktü. Şimdi başlangıçta nasıl başlıyoruz? Grafik üst tarafta olduğu için artı ile başlamış demektir bu. Dolayısıyla biz de buradan artı ile başlıyoruz. Çift katlı olduğu için artı ile devam ediyor. Eksi artı şeklinde devam ediyor. Biz nereye arıyoruz arkadaşlar? Sıfırdan küçük eşit olan yerleri arıyoruz. Dolayısıyla negatif olan yerleri bir işaretliyorum. Ee, yani eksi 4 ile sıfır arası. Demiş ki x tam sayılarının toplamı. Eksi 4'ü peki kabul ediyor muyuz? Evet çünkü küçük eşittir demiş. Eksi 4'ü de aldım o yüzden. Eksi 3'ü de aldık. Eksi 2'yi de aldık. Eksi 1'i ve 0'ı da aldık. Burada ekstra olarak bir de şunu almamız lazım arkadaşlar. 5'i almamız lazım. Neden? Çünkü 5 yazdığımızda da sonuç 0 oluyor. Biz 0 eşit olduğu durumu da kabul ediyorduk. Dolayısıyla 5'i de aldık. Bunların hepsini topladığımızda sonuç ne geliyor? Eksi 5 geliyor. Yani Ceyhan seçeneği. 2 üzeri eksi x çarpı 4 eksi x kare. Bölü 1 artı x kare büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri eksi x'in zaten her türlü sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. x yerine burada ne yazılırsa yazılsın 2'nin kuvveti yapacaktır. Ve bu hiçbir zaman sıfırdan aşağı düşmeyecektir. Hatta sıfıra eşit de olmayacaktır. Dolayısıyla buradan kök yoktur. Ve x tüm reel sayılar olabilir burada diyebiliriz. Her türlü sıfırdan büyük geliyor burası. 4 eksi x kareye baktığımızda eşittir 0 dediğimizde x kare eşittir 4 oluyor burada. Bu durumda x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 olmak üzere 2 tane kökümüz geliyor. Aşağıda da 1 artı x kare var arkadaşlar. Bunun da her türlü sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü x yerine ne yazarsak yazalım karesi zaten pozitif bir sayı yapacaktır. En az sıfır yazsak zaten sıfır yapacaktır. En az sıfır olur. Negatif bir değer hiçbir şekilde gelmez. Bu 1 toplanınca zaten her türlü pozitif bir sonuç olacaktır ve sıfırdan büyük olacaktır. Buradan da x eleman r gelecektir ve kök gelmeyecektir diyebiliriz. Burada hemen gidelim bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Bulabildiğimiz kökler bir tane eksi 2 bulduk. Bir tane de artı 2 bulduk. iki tane kök bulduk bu şekilde. Ee, bakıyorum şimdi. Burası pozitif. X'in başında eksi olduğu için buradan negatif. Aşağıda da x'in x karenin başından pozitif olduğu için bunların çarpımı ne geliyor? Negatif geliyor. O zaman ben burada negatifle başlarım. Eksi artı eksi derim. Nereye arıyorum ben peki arkadaşlar? Sıfırdan büyük olan yerleri arıyorum. O zaman gidiyorum. Eksi 2 ile 2 arasını boyuyorum. Eksi 2 iki ile 2'yi daire ediyor muyum? Etmiyorum çünkü eşitlik yok. Direkt o zaman eksi 2, 2 deriz. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş arkadaşlar. Eksi 2 ile 2 arasında eksi 1 var, 0 var, 1 var. 3 farklı tam sayı değeri vardır. Yani cevabımız denizli. X kare artı 9 bölü x eksi 3 küçük eşittir 0. Şimdi arkadaşlar şu x kare artı 9'u 0'a eşitleyelim. Burada e, x yerine ne verirsek bu 0 olur hiçbir şey de olmaz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burada x yerine ne verirsek verelim zaten kare salınacağı için pozitif olacaktır. Ya da 0 versek en az 0 sıfır olur. 0'dan daha aşağı düşmeyecektir. 9 toplanınca her türlü pozitif olacaktır. Burası 0'dan büyüktür ve buradan bir kök gelmiyor. Çünkü tüm reel sayıları alabiliyoruz x yerine. Peki payda kısmına baktığımızda arkadaşlar x eksi 3 e, x eksi 3 eşittir 0 dediğimizde x buradan ne geliyor? 3 geliyor. Buradan bir kök geldi diyebiliriz. Şimdi diğer ifadeye baktığımızda 1 zaten pozitif. Aşağıya 2 eksi x'e bakalım. 2 eksi x eşittir 0 dediğimizde x eşittir 2. Bir tane kök geldi yine. Tablomuzu oluşturalım. Şu şekilde yapalım. 2 tane kök bulduk. Bir tanesi 2. Bir tanesi de 3 arkadaşlar. Burada... 2 eşitsizliğimizi de yazalım şuraya. x kare artı 9 bölü x eksi 3'ü yazdım. Şuraya da 1 bölü 2 eksi x'i yazdım. Şimdi x kare, böl, x kare artı 9 bölü x eksi 3'ün kökü 3'tü. O zaman işaretliyorum şöyle. Diğerinin kökü de 2 idi. O zaman diğeri için de 2'yi işaretleyeceğim. Burada değişecek sadece. X'lerin önünde artı olduğu için dolayısıyla artı bölü artıdan artı ile başladım ben. Burada değişeceği için eksi oldu. Burada değişmeyeceği için devam etti. Şuna baktığımızda x'in önünde eksi var. Dolayısıyla ben burada eksiyle başlıyorum. Eksi dedim, burada değişeceğini işaretlemiştim. Dolayısıyla burada artıya dönüştü diyebiliriz arkadaşlar. Ee, birincinin sıfırdan küçük veya sıfır eşit olduğu yerler, ikincinin de pozitif olduğu yerler. Neresi var bu şekilde? Eksi artı olan işte şu aralık var. Peki, eşitsizlik sistemini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Burada eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan yeri alıyoruz. 2'yi dahil edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Çünkü paydayı 0 yapıyor. Ee, normal parantez koydum. Burada doğal sayı olarak 0 var ve 1 var. Başka da yok. Bunların toplamını sormuş bize. Cevabımız Bursa. Eksi x kare eksi 16 bölü x kare eksi ax artı 1 küçüktür 0 eşitsizliği daima sağlandığına göre a'nın en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar yukarıda eksi x kare eksi 16'yı görüyoruz. Biz bunu eksi parantezine alacak olsak x kare artı 16 olacaktır. Burada şimdi x ne olursa olsun hangi reel sayı olursa olsun karesi alınınca ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Negatif olsa da pozitif olacaktır. En az zaten 0 olabilir. 0'ın karesi 0'dır. Bunu 16 ile toplayınca şurası her türlü pozitif geliyor. Önünde bir de eksi var. Eksi ile artının çarpımından da her türlü negatif geliyor diyebiliriz. Yani şurası her türlü negatif olacaktır arkadaşlar. Peki payda kısmı ne olacaktır? Payda kısmı da eğer pozitif gelirse pozitif gelirse o zaman eksinin artıya bölümünden e e eksi gelir diyebiliriz. Şimdi sürekli artı olmasını istiyoruz biz bunun tamam mı? Ama burada a'nın ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey, şöyle bir şey desek arkadaşlar. Şöyle bir tablo oluşturalım tamam mı? Eksi x kare eksi 16'da bu arada kök arayabilir miyiz? arayamayız. Çünkü sıfır eşit dediğimizde x kare eşittir eksi 16 olur. Böyle bir kök yoktur. Dolayısıyla oradan kök gelmiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Biz buraya eksi x kare eksi 16 yazdığımızda baştan sona eksi olacaktır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her yerde eksi olacaktır. Bunu zaten bulduk biraz önce. Ne verirsek verelim x yerine sonuçta eksi geliyor. Aşağıda da ne verirsek verelim artı gelirse şu şekilde bir artı gelirse o zaman deriz ki eksi artıya bölündüğünde negatif gelecek deriz. Aşağısı da şu x kare eksi ax artı 1. Şimdi arkadaşlar kök olmadığında bu şekilde sabit kalıyordu değil mi? Yani eksiyle başlayıp eksiyle devam ediyordu. Artıyla başlayıp artıyla devam ediyordu. Ne zaman kök olmadığında. Yukarıda kök yoktu. Aşağıda da o zaman kök olmaması lazım. Kök yok. Reel kök olmayacak kökün olmaması ne anlama geliyor? Delta'nın sıfırdan küçük olması anlamına geliyor. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Yani burada eksi a'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 oluyor. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. A kare eksi 4 küçüktür 0 gelir. Buradan 2 kare farkı geliyor. A eksi 2 çarpı A artı 2 küçüktür 0 oluyor buradan da iki tane kök yakalıyoruz aslında. A eşittir 2 ve A eşittir eksi 2 olmak üzere. iki tane kök yakaladık. Bunun da tablosunu oluşturalım şöyle. Eksi 2 diyelim artı 2 diyelim. A karenin başında artı olduğu için artı ile başladım. Eksi ile devam edip artı ile bitirdim. Sıfırdan küçük olan yerleri istemişti benden. Dolayısıyla işaretleyeceğim yer şurasıdır arkadaşlar. Şöyle sıfırdan küçük olan yerlerdir. Eksi 2 ve artı 2'yi dahil etmiyorum. Çünkü burada eşitlik yoktu. Ee, şöyle yazıyorum o zaman eksi 2 artı 2 normal parantez içerisinde cevabımız Ceyhan seçeneği. fx eşittir x kare artı 1 bölü x kare eksi 5x artı 6 fonksiyonu veriliyor fx küçük eşittir 0 Yani şunun küçük eşittir 0 olmasını istiyor. Eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi e, önce paya bakalım. Pay kısmında x kare artı 1 eşittir 0 dediğimizde x kare eşittir eksi 1 geliyor ve, ve buradan kök gelmiyor boş kümedir. payda kısmına baktığımızda x kare eksi 5x artı 6 Eşittir 0 dediğimizde arkadaşlar burayı x'e x olarak ayırdığımızda eksi 3'e eksi 2 olarak ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 oluyor. Buradan da x eşittir 3 ve x eşittir 2 olmak üzere 2 tane kök geliyor arkadaşlar. Şimdi tablomuzu oluşturalım. 2 tane kök bulduk. Bunlardan bir tanesi 2, diğeri de 3. Ee, x kare artı ile başladığı için ben de buraya artı ile başlıyorum. Aynı zamanda üstteki x karenin başında da artı var. Artı bölü artı'nın artı geldiği için ben de artı ile başladım. Artı, eksi, artı şeklinde devam ettik. Benden istediği yer sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olan yerlerde. Dolayısıyla negatif olan yerleri işaretledim. Peki 2 ile 3'ü alıyor muyum? Normalde 2 ile 3'ü alırım. Ama 2 ve 3'ü verdiğimde paydayı sıfır yaptığı için almıyorum. Yoksa eşitlikten dolayı alırdım aslında. Bundan dolayı 2 ile 3 arasında derim cevabım Edirne seçeneği olur. x-3 büyüktür 0, x kare eksi 4x büyük eşittir 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk eşitsizliğe baktığımızda x-3 eşittir 0 dersek buradan x eşittir 3 olarak bir tane kökümüz gelir. İkinci eşitsizliği de şöyle yazacak olursak x parantezini alarak, alarak yazalım arkadaşlar. x çarpı x eksi 4 olacaktır eşittir 0. Buradan x eşittir 0 gelir. Buradan da x eşittir 4 gelir. Şimdi tablomuzu oluşturalım Bulduğumuz kökleri yazıyorum, küçükten büyüye. 0'ı yazdım, 3'ü yazdım ve 4'ü yazdım. Ve e, şuraya da eşitsizliklerimizi yazalım. X x 3 büyüktür 0. Diğeri de x kare eksi 4x büyük eşittir 0 eşitsizliği. Şimdi x eksi 3'ün kökü 3'tü. Diğerinin kökü de 0 ve 4'tü arkadaşlar. x burada artı ile başladığı için artı ile başladık. Burada değişeceği için eksi ile şöyle devam ettik. x kare artı ile başladığı için artı dedik. Burada değişecekti. Dolayısıyla eksi ile devam etti. Burada tekrar değişeceği için artı oldu. Bizim istediğimiz şey ne? Birinci pozitif olsun, ikinci de pozitif olsun. İkisinin de artı olduğu yerleri istiyorum ben arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya 4'ten sonrasını istiyorum. O zaman şöyle yazalım. 4 artı sonsuz arası. Bunu söyleyebiliriz. Peki e, şunu 4'ü dahil edebiliyor muyuz? Buna da bir bakalım arkadaşlar. 4'ü dahil etsek 4 eksi 3'ten ikisini de sağlaması lazım 4'ü dahil etmemiz için. Şurası tabii kapalı olacak çünkü eşitlikten dolayı. 4'ü aslında burada dahil edebiliriz. Çünkü 4 verdiğimizde ikisini de sağlıyor. 4 eksi 3 1 oluyor. 1 sıfırdan büyük. 4 verdiğimizde buraya 0'a eşit oluyor. sıfıra e, eşit olanları zaten kabul ediyordum. 4'te köşeli parantez var o zaman. Onu bir düzeltelim. Cevabımız denizli. 2x eksi 3y eksi 12 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demişim Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi bir sıfıra eşit diyelim biz. Bu doğruyu bir bulmaya çalışalım nasıl bir doğru olduğunu. 2x eksi 3y eksi 12 eşittir 0 dedim. Nasıl yapacağız bunu? x eşittir 0 için diyeceğiz. y'yi bulacağız. Burası 0 oldu. Eksi 3y eksi 12 eşittir 0. Eksi 3y'yi karşıya attığımda 3y eşittir eksi 12. y eşittir eksi 4 olarak geldi. y eşittir 0 için dediğimizde ise ne gelecektir? 2x eksi 12 eşittir 0 gelecek. 2x eşittir 12 olursa x eşittir 6 olarak gelecek arkadaşlar. x'ten 6, y'den de eksi 4 noktasını birleştireceğiz. Doğruyu bu şekilde oluşturacağız. A'da mesela baktığımda y'de 4. Dolayısıyla a'yı eledim. x'te 6, y'de eksi 4 olduğu için bu kalsın. x'te eksi 6 demiş c'yi eledim. 6'ya eksi 4 dediği için d kalsın. E'ye baktığımda da 6'ya x4 demiş. Bu da kalsın. Şimdi burada eşitlik olmadığı için arkadaşlar buradaki e, çizgimiz parçalı şekilde kesik çizgi olacaktır. Dolayısıyla şu şekilde e, düz bir çizgi olmayacak. B'yi eledim. Geriye D ve E kaldı. E, burada şimdi alt tarafını mı tarayacağız? Üst tarafını mı tarayacağız? Bunun aslında çok basit bir yolu var arkadaşlar. Ben genelde bunu yapıyorum. Orjin noktasına göre bakıyorum. Şimdi baktığımızda eğer sıfıra sıfır noktasını verelim tamam mı? Sıfıra sıfır noktasını eğer bu eşitsizlik sağlıyorsa, bak sıfıra sıfır içine alan hangisi var? Bu var. Diğeri sıfıra sıfır içine almamış. Sağlıyorsa D işaretlerim sıfıra sıfırı sağlamıyorsa E'yi işaretlerim. Gidelim x yerine y yerine sıfır verelim. 0 sıfır ne geldi? Eksi on geldi. Eksi on büyüktür sıfır. Bu şimdi doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade değil. Demek ki sıfıra sıfırı sağlamıyor. Sağlamıyorsa d'yi elerim. Geriye e kalır cevabı Edirne seçeneği olur. Eksi x artı 3 çarpı x artı 2 büyüktür 0. Şimdi burada arkadaşlar eksi x artı 3 eşittir 0 ve x artı 2 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir 3 geliyor. Buradan da x eşittir eksi 2 geliyor. Bu şekilde iki tane kök elde ettik. İkinci eşitsizliğe baktığımızda x kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0 diyecek olursak. Burada da Şöyle bir şey yapabiliriz. x'e x olarak ayırırız. Burayı da eksi 5'e eksi 1 olarak ayırırız. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olur. Buradan x eşittir 5. Buradan da x eşittir 1 olmak üzere 2 tane kök gelir. Tablomuzu oluşturalım şimdi. Şöyle geldik. Tablomuzu oluşturuyoruz. Bulduğumuz en küçük kök eksi 2'dir. Eksi 2'den başladım şöyle. Eksi 2. Bir büyüğü 1'dir. 1'i yazıyorum. Bir büyüğü 3'tür. 3'ü yazdım. Bir büyüğü de 5. Bunu da yazdım şöyle. Şimdi eşitsizliklerimizi de yazalım şuraya tabii. Ee, birisi eksi x artı 3 çarpı x artı 2 büyüktür 0 eşitsizliği. Diğeri de x kare eksi 6 x artı 5 küçük eşittir 0 eşitsizliği. Şimdi üsttekinin kökleri neydi? 2 ve şey, eksi 2 ve 3'tü. Eşitlik yok içlerini boş bıraktım. Aşağıdakine baktığımızda bunun kökleri ise 5'e 1'di. Bunları işaretleyelim ama eşitlik var. Dolayısıyla şöyle kapatıyorum. içlerine. Birinciye baktığımızda arkadaşlar eksi x artı x var. Bunların çarpımından eksi x kare gelecektir. Ben o zaman eksi ile başladım. Burada değişeceği için artı oldu. Şurada da değiştiği için şurası tekrar eksi oldu. Alttakine baktığımızda x karenin başında artı var. Artı ile başladım. Şöyle değişti burada eksi oldu. Tekrar değişti artıya dönüştü şöyle. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bizim istediğimiz birincinin sıfırdan büyük. ikincinin de sıfırdan küçük eşit olduğu durumlar. Birincinin sıfırdan yani artıya eksi olduğu durumlara bakacak olursak 1 ile 3 arasını görüyoruz arkadaşlar. 1 ile 3 arasında 1'in kapalı olduğunu görüyoruz. 3'ün ise açık olduğunu görüyoruz. O yüzden normal parantez dedik 3'e. Bunun haricinde bir şey alabilir miyiz diye baktığımızda Şuna bakabiliriz aslında arkadaşlar aşağıda sıfıra eşit olduğu durumları da alabilir demiş ya. Sıfıra eşit olduğu bunun bir 1 vardı zaten bir de 5 vardı. 5 eğer ikisini de sağlıyorsa ben 5'i de alırım diyeceğim. 5'e bakıyorum zaten alttakini sıfıra eşit diyor. 5'i buradan dolayı alabilirim. Yukarıdakini de sağlaması lazım ama. Eksi 5 artı 3'ten eksi 2 gelir. 5 artı 2'den de 7 gelir. Eksi 14 gelmiş oldu. Dolayısıyla bunu almayız. Cevabımız denizli seçeneği olur x artı 6 çarpı x kare artı b x artı c küçük eşittir 0 eşitsizliğinin gerçel sayılardaki çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar birleşim eksi 1 ile de 4 arasını almış b çarpı c kaçtır diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi şu ifadeden zaten x artı 6 eşittir 0 diyecek olursak x eşittir eksi 6 gelecektir. Ee, şurada bize söylediği eksi 6 aslında buradan geliyor. Şimdi diğerine baktığımızda ise arkadaşlar x kare artı bx artı c eşittir 0 dediğimizde. Burayı şimdi biz x'e x olarak ayırırız. Ama şu b ile c'yi bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama bak. Eksi 6'yı vermiş. Bunu zaten kullandık. Geriye hangi kökler kalıyor? Eksi 1 ve 4. Yani x eşittir eksi 1 ve x eşittir 4. İki tane kök gelmiş bize. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki burası x artı 1'miş. Burası da x eksi 4'müş. Yani yazıyorken şöyle yazıyoruz. x artı 1 çarpı x eksi 4 eşittir 0 oluyor. Dolayısıyla buradan da x eşittir eksi 1 ve x eşittir 4 olmak üzere 2 tane kök geliyor. Yani bize şurada verdiği kökler gelmiş oluyor. O zaman burada c'yi bulabiliriz aslında. c bu ikisinin çarpımıdır. Eksi 4 ile 1'in çarpımından c eşittir eksi 4 gelir. b de bunların toplamıdır. Eksi 4 ile artı 1'in toplamı eksi 3 yapacaktır. Dolayısıyla b eşittir eksi 3 olur. Bu ikisinin çarpımını sormuş bize. Eksi 3 çarpı eksi 4'ü sormuş. Çarptığımızda 12 olur. Yani denizli seçeneği.